Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir. Ben de bugün kendimi çok iyi hissediyorum. Çünkü şu arka planımda duran mavi kuru kafayı bugün bu videomuzda incelemiş olacağız. 1-2 aydır kullanıyorum spor yaparken. Arada da elektrikler kesildiği zaman bir bağlanıp müzik dinleyeyim diyorum. Yüksek ses seviyeleri çok memnun etmese de düşük ses seviyelerinde tatmin ediyor. Ayrıyeten de gözleri böyle ledli. Arka planda böyle duruş, görüntü bakımından da güzel. Ben beğeniyorum. O zaman kaybetmeden kutusundan çıkartalım. Hem kutu açılımı olsun hem de incelemesi olsun. Yüksek ses seviyesini de ben size bu videoda göstermiş olayım. Hızlıca çıkartalım. Ürün böyle şeffaf bir poşetle geliyor. Kutunun içinden şarj kablosu ve iki ucu 3,5 mm'lik kablo çıkıyor. Kutunun içinde bir de kullanım kılavuzu bulunuyor. İngilizce ve Çince yer alıyor. Hemen şunları yerlerine alalım ve ürünü çıkartalım. Ürünü ilk elime aldığımda böyle silikonlu bir plastik yapısına sahip olduğunu hissediyorum. Malzeme kalitesini çok beğendim. Ayrıyetten de yani çok hafif de değil, ağır da değil. 465 gram ağırlığa sahip bu ürün. Hemen bir ürünü de açıp size de göstereyim hızlıca. Ürün açılırken bu şekilde ses çıkartıyor. Dişlerinde artı eksi butonları bulunuyor. Buradan sesleri yükseltip düşürebiliyorsunuz. Yani birazcık garip gözüküyor, öyle değil mi? Eskiden hatırlar mısınız? Küçük böyle lazerler vardı. Arkasında böyle yuvarlak pil koyardık. Kafası değişiyordu. Ayıcık şeyini koyuyorduk. Kafasını duvara tuttuğumuzda ayıcık lazer çıkıyordu. Ben bunu kullanmıştım. Belki sizler de biliyorsunuzdur, kullanmışsınızdır, oynamışsınızdır. Ürün çalışır durumdayken gözlerinde ledler yanıyor. Şu ağız kısmında içinde bir led yanıyor. O çok net belli olmuyor. Ama gözlerine uzun zaman baktığınız zaman, uzun zamandan kastım da yani böyle birkaç saniye bakıldığı zaman devamını getiremiyorsunuz. Birazcık yakıyor. Bir ses testini yapalım. Ben buradan hemen bağlanıp müzik bir açayım. Sizlerle birlikte testine başlayalım hemen. Kuru kafanın arkasında kolon olduğu için ben böyle kendime döndüreyim. Çapraz yapayım. Lense de yansımasın. Şu an en düşük ses seviyesinde. Ses seviyesi de bu şekildeydi. Ben yani dibimde olmasına rağmen rahatsızlık duyuyorum. Başka bir müzikte de test edelim. Ondan sonra USB'yi hazırladım. Bir de USB üzerinden müzik açıp test edelim. Ondan sonra değerlendirmesine geçelim. Boyutuna göre gerçekten çok yüksek ses seviyelerine çıktığını düşünüyorum. Şimdi bir de USB testini yapalım. Hemen değerlendirmelerimize geçelim. USB'mizi de hızlıca bağlayalım. Evet, USB'yi bağladığımız zaman da direkt içindeki müziklerden başlıyor. Ben içine bir tane müzik yükledim. Bunun sesini dişlerinde bulunan artı ya da eksi butonundan düşürüp çıkartabilirsiniz. Kıs kıs.
USB bağlantısında da ses seviyesi tavan yapmış oldu. Bu küçücük ses bombası gerçekten çok yüksek ses seviyelerine çıkabiliyor. Ben buna inandım. Üründe lityum batarya kullanılıyor. Batarya kapasitemiz de 120 mAh'lık olduğunu söyleyebilirim. Ürünü ben çok çok beğendim. Yani ben zaten bununla müzik dinleyeceğim olayında değildim. Yani arka planımda dursun, görüntü hoş gözüksün tarafındaydım. Ama elektrik kesintisinde olsun, canım sıkıldı işte müzik dinleyeyim. Terasta spor yapıyorum. Spor yaparken telefondan çalmayayım, kulaklıkla dinlemeyeyim. Ses bombasıyla müzik dinleyeyim dediğimde kullandığım bir ses bombasıydı. Memnun kalmıştım. İncelemesini de gerçekleştirmiş olduk. Ben ürünü çok çok beğendiğimi söyleyebilirim. Malzeme kalitesi iyi, ses seviyesi o kadar çok iyi olmasa da ses seviyesi demişken ses seviyesi yüksek, ses kalitesi. Onu da bu şekilde düzeltmiş olalım. O zaman bir sonraki inceleme videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanala da hala abone olmayan arkadaşlar olduğunu düşünüyorum. Destek olmak adına aşağıdan 1 saniyenizi ayırarak kanala abone olabilir. Videoyu beğenip aşağıya düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Bir sonraki inceleme videolarında görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Since I fell in love.